Şimdi Haluk Sucuoğlu, ODTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Bölüm Başkanı bizimle beraber. Hoş geldiniz Haluk Hocam. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Şimdi yavaş yavaş aslında enkazların bilgileri de geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı %98'inin 2000 öncesinde yapılan binalar olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek tek incelediğini söylüyor. Ama biliyoruz ki bir kısmı da yeni binalardı. Siz öncelikle bu açıklamaya ilişkin ne söylemek istersiniz? Vallahi biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü daha önce o bölgede belirli projeler yürüten arkadaşlar vardı. Onlar bu bina stokuyla ilgili, yani bu birkaç yıl önce, yani çok da eski değil, aldıkları bilgiler var. Orada bize verilen rakam, yani bu 10 ilin 9'unda Adana hariç, 2000 sonrası yapılan yapıların bina stoku içindeki oranı %50 ile 60 arasında. Zaten çok bir göç var, yeni bir göç var. Yani bilemiyorum, bu verilerin sahibi biz değiliz. Yani Cumhurbaşkanlığı herhalde bize verilenden daha sağlam bir veri vermişlerdir. Bilemiyorum ama yani gözlemler pek de bunu doğrulamıyor. Acaba yanılttılar mı Cumhurbaşkanlığı? Yani birçok binanın yıkıldığını biliyoruz. Yani bunlar %2'ye mi giriyor? Pek de öyle gibi görünmüyor. Yani bilemiyorum, biraz şaşırdım. Ama bizdeki rakamlar öyle değil. Ya İstanbul Mimar Odası'nın ön raporunda da 2000 sonrasında inşa edilen yapıların çöktüğüne işaret edildi dediğiniz gibi. Evet, evet, evet. Yani o yüzden bilemeyeceğim. Yani şimdi bu konuda kimseye bir şey atacak durumumuz da yok. Sorumluluk atacak durumumuz da yok. Ama şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim yani. Peki. Bir sorum daha olacak size. Şimdi bu denetim firmalarının ücretlerini denetledikleri müteahhitlerden almaları önemli bir sorun olarak tartışılıyor günlerdir. Bu sistem nasıl sonuçlar doğuruyor? Sakıncaları ne? İşte gördüğümüz sonuçları doğuruyor açıkçası. Yani çok açık gördüğümüz sonuçlar. Yani Türkiye'de belirli, yani inşaat sektörü büyük bir sektör tabii ve bunun içerisinde konut yapımı da önemli bir yer tutuyor. Fakat konut yapımı aslında biraz başıboş bırakılmış yani. Öyle. Hani denetim var ama sözde var. Çünkü denetleyen denetlenmiyor. Yani denetim özel firmalara bırakılmış durumda. Bunların tabii belirli sorumlulukları var. Yetki alıyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bildiğim kadarıyla yetki alıyorlar. Daha sonra inşaatla ilgili işte inşaatın projesini denetliyorlar. Zemin etütlerini denetliyorlar. Yapımı sırasında yapımı denetliyorlar ve sonunda bir rapor veriyorlar belediyeye. İşte her şey kuralına uygun yapılmıştır deniyorsa eğer bu rapor, belediye de bu inşaata ruhsat veriyor. Ruhsat ne demek? Bu önemli bunun anlamı. Hukuki anlamı da olarak ruhsat verilen bir bina, size vatandaş olarak içine girebilirsin, oturabilirsin. Bu bina gerekli sağlık ve güvenlik koşullarını sağlıyor anlamına geliyor. Bu bina yıkılıyorsa bir yerde ciddi bir kusur var. Bunu araştırdığınızda hani bir tek bunu yapı denetim firmasına da yüklemek de pek mümkün değil. Birçok karışık bir işler var oralarda. Yani yapı denetim firmasına yüklediğinizi düşünelim. Bu sorumluluğu kaldıracak bir şeye sahip değil, güce sahip değil. Sigortası yok bir kere. Yani diyelim ki kimse ölmedi binada fakat ciddi bir hasar var ve o binadan daire satın almış olan bir kişi de bunu sorgulayacak, kendi hakkını arayacak. Gidebileceği bir yer yok çünkü yapı denetim firması kendi halinde küçük bir firma. Yani böyle bir sigortaya sahip değil bu hasarı karşılayacak. Aslında 2000'lerin başında bu kanun çıktığı zaman biz de biraz katkıda bulunmuştuk. Ve bunun bir sigorta ayağı olmazsa yani çok topal kalacağını söylemiştik. Olmadı. Ya sigortacılar bu böyle bir riskin altına girmek istemediler, ya da işte fiyatları artırır, maliyeti artırır düşüncesiyle girilmedi. İşte maliyet bugüne kadar 35 bin kişinin hayatıdır. Yani şöyle, sigortayı önemsemek lazım. Çünkü eğer bir şey varsa, yani bizde de liability denen bir sorumluluğu varsa bunu yapın, maddi sorumluluğu varsa bu işi daha ciddiye alır. Yoksa da işte böyle olur. Başıboş bir sistem. Zaten biz hani duyuyoruz. Tabii bunu kanıtlamak çok kolay değil ama yani bu yapı denetim firmalarının çoğu da zaten müteahhitlerin sahibi olduğu geri planda firmalar. Müteahhitler de büyük müteahhitler değil yani. İşte bunlar küçük müteahhitler. Zaten bu sektörü onlar yönetiyorlar. Belki bununla ilişkin bir yeni düzenleme gerekiyor. Haluk Bey. Yani yapılır da yani bakın ya, bu düzenleme de ne kadar daha iyi olur bilmiyorum. Bu kanun da 2001'de çıktı yani.
Peki. 99 depreminden sonra çıktı. Evet. Peki. Haluk Bey, bir virgül atacağız. Size yine sorularım olacak ama bir Kahramanmaraş'a dönmemiz gerekiyor. Kahramanmaraş'ta Damla Turgutlu Soybaş şu anda orada. Damla, yeni enkaz altında yeni canlı bekleyen vatandaşlarımıza rastlandı galiba. Orada durum nedir şu anda? Kahramanmaraş merkezdeki Melike Hanım apartmanındayız ve yaklaşık yarım saat önce burada umutları yeşerten bir haber geldi. Ekipler çalışıyordu aslında sabahtan beri ama seslerini kimseye duyuramıyorlardı. Fakat ısı çalışması yaptılar ve 4 kişinin ısısına ulaşıldığını biraz önce duyurdular. Aileler aşağıda heyecanla bekliyor. Ekipler ise burada, UMKE burada, AFAD burada, polis burada, jandarma burada, gönüllüler burada. Herkes canla başla çalışıyor ve ısısına ulaştıklarına inandıkları 4 kişiyi bulmak için belki de sabahlayacaklar. Önce sol tarafta bir yaşam koridoru açıldı. Ancak oradan ses alamayınca bu defa yaşam koridorunu bu köşeye taşıdı ekipler ve yaklaşık 10 dakikadır da hummalı bir çalışma var. Melike Hanım apartmanı 7 katlıydı ve 6. katında yaşayan 8 yaşındaki Cansu'yla annesi 30 yaşındaki Tuğçe Boyraz'ın bu enkazın altında olduğu ve ısısına ulaşıldığını şu anda varsayıyor ekipler. Yine iki Suriyeli vatandaşın da burada olduğu düşünülüyor. Ekiplerin tüm çabası onları sağ salim canlı bir şekilde kurtarabilmek için. Saat ilerliyor. Gece artık burada çok soğuk ama buna rağmen ekipler hiç durmadan çalışıyorlar ve inşallah biz de sizin yayınınız boyunca, yayınınız içerisinde güzel haberi vermek için bir kez daha bağlanırız diyelim, sözü size bırakalım. Çok çok teşekkürler. Damla Turgutlu Soybaş Maraş'tan bildirdi. Yine ilerleyen dakikalarda bağlanacağız kendisine. Ben tekrar Sayın Surcuoğlu'na dönmek istiyorum. Haluk Bey, şimdi yine bu İnşaat Mühendisleri Odası galiba raporunda en büyük hasarın verimli tarım arazilerine inşa edilen binalarda görüldüğünü vurguladı. Bugün ben TOKİ Başkanı ile bir röportaj yapmıştım. O da yine zemin seçimindeki yanlışlıklara dikkat çekti. Şimdi yeniden şehir merkezleri yeniden oraya yapılacaksa eğer neye dikkat etmek lazım? TOKİ başka alanlara bakıyormuş ama bir yandan da tarihi binalar var, onlar restore edilecek. Özellikle Hatay özelinde aynı bölgeye yeniden yapılması ne kadar doğru, nasıl yapılmalı yeniden orada yapılacaksa? Yani bu zor bir soru esasında. Çünkü Hatay gibi yani kadim bir şehrin bir tarihi var, bir kültürü var. Yani şehri alıp da başka bir yere koyduğunuzda onu taşımış olmuyorsunuz. Bu Düzce'de yaşandı. Düzce'de böyle kadim bir şehirdi. Düzce'de, yeni Düzce bir dağlık bir alana kuruldu. Ne mezarlığını götürdü kimse oraya, ne okulunu götürdü, ne kendisi gitti. Ne da, orada hak sahibi olanlar gidip oturmadılar falan. Yani şehirlerin bir kültürü var, onu çok değiştiremiyorsunuz. Antakya da böyle bir şehir zaten. Tamam, yani bir Amik Ovası üzerine kurulmuş. Amik Ovası daha önce bir göl yatağı olabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla, bilmiyorum yani diğer inşaat mühendisi arkadaşlar bana katılır mı ama gidip ben görmedim. Yani sıvılaşma denen hadise orada henüz görülmedi. Görülmemiş, yani böyle bir belirti yok. Gidip arkadaşlarımız gördüler, geldiler. Hani zeminin zayıf olması inşaat yapılamaz anlamına gelmiyor. Yapılabilir. Hani yapılmasa daha iyi olur. Daha sert zeminlerde yapılsa tabii ki daha güvenli olur. Ama yapılabilir. Fakat şehri başka bir yere taşımak olmuyor. Yani kültürü, tarihi, geleneği taşıyamıyorsunuz. İşte Habib Necar Camii yıkılmış, İslamiyet'in ilk camilerinden biri. Onu başka bir yerde yapamazsınız. Onu teker teker bütün taşlarını toplayıp yeniden yapmak lazım. İşte gene ilk Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birisi yıkılmış. Gene orada yerinde teker teker taşlarını toplayıp yapmak lazım. Yani böyle zorluklar var. Ama tabii zeminin yumuşak olmasının getirdiği zorluklar da var. Muhakkak ki Hatay'da hasarın daha büyük olmasında katkısı vardır. Fakat biz bunları deprem yönetmeninde dikkate alıyoruz. Yani zeminlerin işte büyütme yaptığını, bunları biliyoruz. Bunlar çok çalışılan konular. Hani daha pahalı bir yapı elde ediyorsunuz o zaman ama hani illaki orada yapmanız gerekiyorsa yapıyorsunuz. Ki düzlük alanlarda, yani büyük şehirlerin çoğu da düzlük alanlardadır esasında. Yani artık Roma çağında falan değiliz. Yani dağlık yerlerde çok kolay olmuyor altyapıyı götürmek. İnsanlar o tür şehirlerde yaşamak yerine
kıyılarda, daha düzlük yerlerde, ovalarda yaşamayı da tercih ediyorlar. Bilmiyorum tabii. Yani burada bu çok kolay bir konu değil. Hı hı. Ama Hatay'ı başka bir yere götüremezsiniz. Yani Antakya'yı. Bence bu çok zor. Yani bugün... Hatta Gaziantep'i de götüremezsiniz. Yani nereye götüreceksiniz? Kültürü orada, tarihi hafızası orada yani. Bugün yine TOKİ Başkanı Ömer Bey'in şöyle bir yaklaşımı oldu. Bilmem katılır mısınız? Aynı soruyu Oğuz ve Cem Bey'e de sormuş olayım. Şimdi dedi ki biz dedi yeni binalar için yeni yerler bakıyoruz. Zaten TOKİ konutlarının yıkılmamasının sebeplerinden bir tanesi de bizim doğru zemin seçmemizdi. Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanı ile beraber biz şimdiden etütlerini yapmaya başladık yeni yapılacak yerler için. Biz oraları şehrin yeni büyüme alanı gözüyle bakacağız. Ama tabii ki bu şehirlerin demografik yapısı var, kültürü var. Oralarda da mutlaka şehir merkezleri korunmalı ama öyle dediğiniz gibi mühendislik hesapları yapılabilir ki elbette bunun maliyeti fazladır belki ama demografiyi ve şehir merkezini, kültürünü korumak istiyorsanız bu maliyeti göğüslemek zorundasınız. Aynı yerlerde yine yapılacaktır fakat eskisi gibi değil. Yani işte siz daha iyi biliyorsunuz yere kazık mı çakılacak, temeller farklı şekilde mi tasarlanacak, daha farklı, maliyeti yüksek ama daha sağlam binalar merkezde yapılabilir dedi. Ne dersiniz? Yani merkezden şu anda olan merkezi mi kastediyor? Evet, yıkılan binaların yerine yeni Gayet tabii yapılabilir. TOKİ genellikle dağlık alanları tercih ediyor. Hem arazi, daha boş arazilere gidiyor orada. Onları yapıyor ama onlar artık başka bir şehir oluyorlar. Yani işte Yeni Düzce'de olduğu gibi hiçbir zaman benimsenmedi. O iyi bir örnektir 20 yıl öncesinden. Daha başka daha eski örnekleri de var. İşte eski Gediz, Yeni Gediz falan gibi olmuyor yani. Burada da bence yapılabilir. Yani Antakya neyse bütün çevresiyle, demografisiyle, coğrafyasıyla birlikte şehirdir. Antakya için konuşuyorum. Gaziantep için de geçerli. Yani şeyde Kahramanmaraş'ta bir dağlık alanın içerisinde ovalık bir yerde kurulmuş şehir. Yani nasıl taşıyacaksınız? Bu bir planlama sorunu. Yani ama mühendislik açısından biz bakarsak eğer yapılabilir. Yani yapılabilir. TOKİ'lerde bakarsanız aslında onlar ileride getto olacaklar. Yani çok da öyle bir sosyal doku falan sağlamıyor yani. Hı hı. Hani tamam depreme dayanıklı oluyor ama bir tek o da yetmiyor esasında bir kent kimliği kazanması için. Zor bir konu yani. Çok zor dediğiniz doğru. Evet, evet. Başka notunuz var mıdır sizden yani genel uyarılarınızı da almak isteriz. Çünkü çok büyük şehirler yeniden inşa edilecek. O yeniden inşa süreçlerinde nelere dikkat etmek lazım? Bazıları mesela benim aklıma şu soru da geliyor. Çok yüksek katlı binalar var. 15 katlı bir binanın yerine belki bu sefer 5 kat izni verilecek. Bu sefer mülk sahiplerine nasıl bir paylaşım yapılacak? Aslında çok büyük bir dönüşüm süreci bekliyor bizi aslında oralarda. Tabii çok kolay değil. Yeni yasalar çıkartmak lazım o bölüme uygun. Belki yeni inşaat teknikleri getirilebilir. Yani modüler yapı teknikleri var. Hani aynı yerde fabrikasyon usulüyle ulaşılan, üretilen modülleri yan yana getirip farklı binalar elde edebiliyorsunuz. Yani illaki tünel kalıp sistemiyle TOKİ'nin yıllarca yaptığını burada tekrarlamak çok uygun olmayabilir. Ama bunlar kolay konular değil. Kısa sürede yapılacak işler değil. Yani kısa sürede büyük bir zorluk var. Büyük bir zorluk var. Zaten büyük göç oluyor bölgeden. O göç eden insanların çoğu da geri dönmeyecek yani herhalde. Çok uzun yıllar sonra belki orada tekrar bir yerleşim kimliği oluşacak. Yani bu daha önce tecrübe edilen bir şey değil. Çok kolay değil. Yani İtalya'da yapılan şeyler var. Şimdi mesela okuyorum. İşte bir L'Aquila diye bir yer vardır orada. Tam işte ortasında, omurgasında. Çok deprem olmuş tarih boyunca. Hep boşalmış. Hı hı. Tekrar işte Berlusconi zamanında yeni bir şehir yaptılar. İşte böyle tam depreme dayanıklı bir takım şeyler yapıldı. Gitmedi insanlar. Herkes dönüp tekrar şehrin meydanında buluşuyor arkadaşlarıyla falan. Sosyal alan orada devam ediyor. Çok kolay bir olay değil. Tarihi olan yerler bunlar. Tabii yani nedenle şehirlerin ruhu var deyip duruyoruz ruhu yani. Ruhu var. Hiç kolay değil yani. Şimdi İstanbul'u başka bir yere mi taşıyacağız? Marmara Fayı'ndan uzağa Sarıyer'e mi taşıyacağız mesela İstanbul'u? Ya da Kanal İstanbul'un olduğu yere taşıyacağız da meseleyi çözeceğiz mi? İstanbul mu olacak orası? Yani bunlar çok kolay işler değil. Ama problem de zor. Önümüzdeki problem de çok zor bir problem. Bu kadar insan, 13 milyon insandan bahsediyoruz değil mi? 10 tane ilde olan hepsi etkilendi. Yani hepsi etkilendi. 13 milyon insanı hemen güvenli bir yere taşımak çok kolay değil. Böyle bir kapasite yok. Çok zorluk çekilecek. Bilemiyorum yani nasıl bir çözüm şey olur burada.
geçerli olur. Belki bir de son olarak şunu sorayım. Bu kadar siz de göçten bahsettiniz. Göçün nereye yönlendirileceği de çok önemli değil mi? Şu anda acil olarak çevre illerle işte bir takım kardeş şehirler belirleniyor. Ama bazı illerimiz var ki bu, yani sonuçta 13 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu milyonlarca göçün de doğru şekilde yönlendirilmemesi de ileride bize yeni sorunlar ortaya çıkarmaz mı? Yani mesela İstanbul'a mı gelecekler? İstanbul'un zaten kapasitesi çok fazla. Bunların şimdiden organizasyonunun yapılması da çok önemli değil mi? Muhakkak önemlidir. Yani bu yardımlar bir süre sonra bitecek. Sürmesi önemli değil. Bizim o kadar da büyük zengin kaynaklarımız yok. Ya da var da bilmiyorum, biz bilmiyoruz. Bu insanlar neticede yakınlarının yanlarına gidecekler. İş bulabilecekleri yerlere gidecekler. Bunlar da belli zaten Türkiye'de. Yani oradan daha doğuya gitmeyecekler, daha batıya gidecekler muhakkak ki. Yani Türkiye bundan etkilenecek. Herkes bundan etkilenecek zaman içinde. Hani tek olumlu benim duyduğum bir ekonomik rapor var. İşte büyük audit firmalarından biri Goldman Sachs'ın yaptığı. Bunlar 1999 depreminin işte o yılki kalkınmaya etkisini 1.3 olarak bulmuşlar. %1.3 eksi etki tabii. Hı hı. Şimdi bu buraya yaptıkları şeyde yansıtmada tabii bu bölge daha geniş olmakla beraber ekonomik faaliyetlerin daha dar olduğu İstanbul'a göre bir bölge. Burada %1 veya bunun altında tahmin ediyorlar. Bu Türkiye için iyi bir şey. Yani beklediğimizden daha düşük bir ekonomik etki bu. Olumsuz ekonomik etki. Ama tabii yani bölge insanındaki etkisi çok büyük. Hani binlerce insan kaybettik. Yani şu anda 35 bin herhalde o iki katına falan da gidebilir. Bu insan, bunun yarattığı acılar var, şeyler var, yani etkiler var. Çok bunlar olumsuz etkileyecek tabii. Yani yeni doğan, yeni nesli çok etkileyecek. Yani orası aynı yer olmayacak. Belki çok uzun yıllar sonra yani tekrar bir kent kimliği kazanabilir. Ama şu anda durum zor görünüyor. Durum çok zor görünüyor. Peki Haluk Bey, çok çok teşekkür ederiz. ODTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Haluk. Evet, daha önce öyleydim. Şimdi değilim ama eski olsun, başkanı diyelim tabii. Eski başkanı. Haluk Sucuoğlu, çok teşekkür ederiz. Önemli uyarılarınız için. Çok sağ ol. Sağ olun.